Selamünaleyküm ve rahmetullahi Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. ve berekatuh. Hop, Selamat mısınız? dostlar, Hayırlı endi geç. savol cevaplar için inşallah o'tamiz. Telegram kanalımızdan Ilshod Bek qarab vallarga berasizlar. Hop, kimga birinchi savol? Kadiyaneler açıldı dostlar. Selamun Hop, aleyküm. aleykümselam ve rahmetullah. Ustoz, ismim Ziynatullah. Qadiyaniyle haqda savol bor edi. Hop. Qadiyaniyle hadisler tan olishadimi? Peygamber sallallohu alayhi vasallam Hop, Kadiyaniler yalancı adamlar buladı. Hadisini tan alamız deydi bazı orullarda. Lekin özüge makul kegenini tan alamız deydi. Lekin şu bahanesi taşkarda turgan bizge okşagan yani Müslümanlarga nispeten hadis Kur'an'a muvafık bolsa kin tan alamız degen davanı kıladı. Aslı davanı sürüştürseyiz özüge münasip bugen gap ne yine kabul kıladı halas olar. Mesela şularını bitti davatçısı yolgancı Riyas degen bole. Çıkıp ayeti yaptı ki İmam Ahmet rivayeti de diyepti. İmam Ahmet'te ki yani sahih hadis diyepti. La Mehdi illa İsa degen hadis var diyepti. İmam Ahmet'te yok bu. Ve bu hadis zayıf hadis. Çünkü o'xshagan yolg'on gaplarni to'qishib aylantirishadi. Bular bir jamoa bo'lib bir kirgan paytida bularni basharasini ochib tashaganimizda kelib menga Maturidiyman deb keldi. Maturidiy mazhabidaman deb keldi Ayyub. Ayyub deb olgan nomini aslida oti G'iyos. O'shda Qirg'izistonda bir tinga qimmat odamlar. Oilalari ham parokanda, kimligi noma'lum, bir chekkada qolib ketgan Abdulloh domla aytgan edi menga. Şularını siz yani tilga alıp itibarga çıkardınız halas. Bizde bir dinge kımmat adamlar. Hiç kim bular bilen yapını kabul kımiydi. Degen idi. Şimdi bizde bazı adamlar tasarlanıp kolu yetkerliği üçün ben ularga nispeten cemaati bağırdı. Raddiye veriş için bahs kıldık. Uşanda kirganda ne dedi? O hadisini koyayım ben Maturidiyim ben dedi. Maturidi'de dedi, İmam Maturidi'de dedi, tavilat ahli sünnede. İsa ölgen dedi. Hayır da ölgen desek, o şey, bar rafa'ahullahu ileyh ayetinin tafsiri de İmam Maturidi aytken, Allah Ta'ala özüge kutardı. Özüge kutardı degeni Allah Osmanlı degeni mez. Çünkü Allah mekandan münezzeh. Allah mekange muhtaç mez. Degen. Arapçada şu yapı yapırken. Bunu ne demek yaptı? Tushunmasdan o'sha joyda o'qiyaptiki, Alloh o'ziga ko'tardi degani osmonga ko'tardi degani emas. Chunki osmon Isoga makon emas deyapti. To'g'ri tushunmagan. Uni atrofidagi gul odamlar shuni ha zo'r gapirdi deyapti. Ana ozodlik hujjat, hujjatni tekshirdik deyapti-da, xulosada mutlaqo noto'g'ri gap gapiryapti. Bu ham shunaqa uslubni qo'llaydi. Hujjat deydi, Maturidiydan dalil keltirdim deydi. To'xta dedim, o'qi, o'tda makon nisbat bermayman degani Alloh osmonda makon nisbat ma'nosida degani emas. Alloh o'zimga ko'tardi degani Isoni osmonga ko'tardi. Bu degani Alloh osmonda degani emas. Alloh xohlagan joyga ko'tardi. O'sha osmon edi Isoga nisbatan. Chunki Ibrohim alayhissalom inni zahibun ila robbi degan. Men Robbimga bordim degan. O'shanda Quddusga borgan. Allah Teala Kuddüs'te degeni mez bu. Degen acayip delilini keltirgen. Kim keldik İmam Maturidi'ni İsa Aleyhisselam doğrusudaki diğerli hemen ayetlerini korup çıktım. Bir baksana buna ayeti ben verdim. Hemesi de ayetken İmam Maturidi İsa Aleyhisselam Osman'da hali ölgeni yok. Ölüm hakkıdaki ayetler eğer şu manada bulsa İbn Abbas'tan rivayet var. İnni mutavaffike degeni mumituke degeni. İnni mutavaffike ben seni vefat ettiruvchi men degani İbn Abbas öldürücü men degan ma'noda. Nima ma'nosi desa şunu tagida aytgan İmam Maturidi. Osmondan tushib Dajjolni öldürgeninizden keyin İsa'nı Allah Ta'ala öldüredi degan ma'noda degan. Demek Qadiyoniylar hadisini olaman deganda aldanmang. Hadis aylantirib o'rgultirib o najosatni üstüde ölüp qolgan G'ulom Ahmad Qodiyoniyga to'g'ri tushirish uchun hadisini olaman deydi.
Bular o'zi mutlaqo o'sha G'ulom Ahmad Qodiyoniyning gapini oladi. Menga 10 mingta vahiy keldi degan. G'ulom Ahmad Qodiyoniyning gapini oladi. O'sha gapga to'g'ri kelmasa, oyatni ham chekaga surib qo'yaveradi. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم İsa'nı öldürüşmedi, onu haçka kakışkeni yok. Belki şunda kursatıldı, şunda şubhada karıştı. وما قتلوه يقينا yüzde yüz İsa'nı öldüre alışkeni yok. Bel rafa'ahu Allahu iley. Belki trik halde Allah onu kurtardı. Çünkü bel kelimesi özüden aldığı ölüm kelimesini ziddi buluş gerek. Belli manası şu. Bel lil idrab. Kaide var. Şularını yem okuydu da ha, bu anakaya doğru kemi yaptı. Kaysinge gulamcanga doğru kemi yaptı. Ha, demek bu ayette öldüredi mana aytemiz değil. Şunlar değil mi? Ustaz min var huzur. Devamı var adı savalım. Ne versem elime? Kanı bismillah. Hadislerde tan alışıp, yani ozlar gemaslap, İsa bu kim? Gulam Ahmet Kadiyani'ydi. İsa diye şey yaptı, Mahbi diye şey yaptı da hadislerde kegen İsa aleyhisselam Daccal'ı öldürdü deyip kegen. Ula şimdi uzları her kıl ne deydi, hüccetle kıl şey yaptı İsa deyip. Daccal'ı öldürgeni gen bir anda hüccet geldirşedin ula. He, ular Daccal degen de manevi deydi. Hemen ben et yapmayın ki hadislerini hem keltirseyiz uşanı manevi deyip daha başka tamamen tavil kılışı ötedi. Daccal deydi bu adam mas deydi, Daccal bu fikir deydi, fikri öldürdü deydi. Ya undan tashqari İsa aleyhisselam kelganda xochni sindiradi degan hadis bor. Cho'chqani o'ldiradi degan hadis bor. Xochni sindirish degani deydi. Nasroniylar bilan bahslashib ularni fikrini sindiradi deydi. G'ulom Ahmad Qodiyoniyni nasroniylik dinini tamomila xoch fikrlarini sindirganini hayot ko'rgani yo'q. O'zining regionida Qodiyon Hindiston atrofidan boshqa joyga chiqmagan. Nimaga angliyachalar bularga joy bergan? Chunki angliyachalarni qulog'i bo'lgan bu. O'zini xalqiga, o'zini millatiga xiyonat qilgan odam. O'zini xalqiga, Hindistonni angliyachalar bosib olgan payt, o'shalarga xizmat qilib, "Mana-manda sizlarga xizmat qilaman" degan angliyachalar keyin bularni qo'llab-quvvatlagan. Yerli ahli sunna val jamoa ulamolariga qarshi yurish uchun. Nimaga desa, bosqinchilarga qarshi isyon tuyg'usini, mustaqillik g'oyalarini ulamolar tashib yurgan edi. Mana shu ulamolarni bu fikrlarini sindirish uchun o'zlarini ichidan xoin tarbiya qilishgan edi. Bu xoin G'ulom Ahmad Qodiyoniy xoin edi. U qabul qilgan edi bu taklifni. Keyin o'ldi, o'lgandan keyin uni o'g'li, nabirasi, faqat o'zining avlodlari hozir xalifalari. Angliyada bittasi o'tiribdi hozir. Va Angliyada hamma ham anaqa bo'laveradi deydi. Yo, Angliya ularga bekordan bekorga bu imkoniyatni bermaydi. Xudo ko'rsatmasin, hozir pul topaman degan bitta odam sichqonga e'tiqod dinini tashkil qildim, islomga qarshi desa, Angliyaga borsa, unga bitta partiya ochib berib, bitta ofis ham qilib berishaveradi. Sichqoniylar e'tiqodi deb. Ha, bular o'sha najasi ustida o'lib qolgan G'ulom Ahmad Qodiyoniylar bular. Bir toifa hizbiylar. Hizbiylarni lekin kofir demaymiz-da, G'ulom Ahmad Qodiyoniyning jamoasini kofir ekanligida ulamolar ittifoq qilgan. Bir bahsda ko'rsatdimmi? G'ulom Ahmad Qodiyoniy menga degan 10 mingta vahiy keldi degan. Vahiy kalimasi bilan aytgan. O'qib bersam, G'iyos aytibdi, qatta bor deyapti. Mana palon-palon kitobida. Ko'rsatdim. Ha, bu yerdagi vahiy deydi, bu ilhom ma'nosida deydi. Uni ham ta'vil qilyapti. Chunki vahiyni nimaligini bizning musulmonlar biladi-yu. Ularga qarshi, ya'ni isyon fikri tug'ilmasin deb, yo bu yerdagi vahiydan murod ilhom deydi. Xo'p, qanaqa ilhom u? Ha, Qur'onda ham vahiyni ilhom degan-ku Alloh taolo. Ha? Biz asalariga vahiy qildik degan, Musoning onasiga vahiy qildik degan-ku deyapti. Musoni onasi payg'ambar emas edi, unga ham vahiy qildi ilhom deyapti. Ha, xuddi shuning singari G'ulom Ahmadga ham ilhom deyapti. Men to'xta dedim. Alloh taolo shaytonga ham shayton ham o'zining aqorillariga vahiy qilgan. Qur'onda vahiy kalimasi shaytonga ham nisbat beriladi. Ya'ni shayton o'zining yaq avliyolariga vahiy qildi.
Bu g'ulom Ahmadga vahiy deb da'vo qilayotgan narsasi shaytonning vasvasasi emasligiga kim garantiya beradi? Kafolat beradi? Yo'q deydi bu g'ulom Ahmad deydi avliyo osmondan tushgan Isoning o'rnida jur deydi. Xullas shunaqa. Xoyim bo'lgan sahih hadislarda kelgan har qanday gapni bular o'zlarini manfaatiga ishlataveradi. Qiziqligi meni gapimni ham o'zini manfaatiga ishlatadi kerak joyda. Bir joyda missionerlar jamoasi ko'zi ojiz, soqov, gung odamlarni o'zini tuzog'iga ilintirish harakatini boshladi. O'sha paytda Anvar Qorakey dilar, Toshkent bosh shahar bosh imomi menga aytdilar, Ko'kchada o'sha jamoat yig'ilgan suhbat o'tkazdim men. O'sha joyda suhbatim bor. Nasroniylik haqida bitta savol beryapti. İsa deydi o'lmaydi deydi, İsa deydi İsa alayhissalom otasiz tug'ilgan, undag'idi, mundag'idi degan savollarni berdi. Endi surdo tarjima bilan gaplashyapti. Mana oldimda tarjimon bor, u soqovchi gap bilan savol qilyapti. O'sha joyda aytganman. Yo, İsa alayhissalotu vasallam o'luvchi kishi. Alloh taolo İsa alayhissalotu vasallamni va onalarini kana yakulani taam. İkkalalari ovqat yer edi deyapti. Ovqat yeydigan odam ojiz bo'ladi. Alloh taolo uni mutawaffike deyapti, vafot ettiruvchiman deyapti. İsa vafot etadi. Vafot etadi degan gapimni shu joyi kesib olib, ana Abroram aytibdi-ku, ha, İsa vafot etgan deyapti. O'tda meni İsa'ni vafot etadi degan gapim Dajjalni o'ldirgandan keyin Kana ya'kulani ta'amni bular hammasi o'tgan zamon siyg'ada deydi. O'tgan zamon siyg'ada. Masalan deylik, dalilni qanaqa olishni qarangdi bularni. Haligi fikr chalg'itish uslubni qarang. Ajoyib bir nuqta. Yaxshi e'tibor bersangiz, ilmiy bu qoida bo'lib qoladi. Kana ya'kulani ta'am. İsa ve onun anası Meryem taam yiyişerdi. Deyipti Allah Teala Nasraniler. Bana şundan ne bana düşünüş mümkün? Nasraniler İsa'nı Allah degen. Meryem'ni Allah'ın kızı degen. Bazıları Allah'ın ayalı degen. İlah bugün deyip dava kıyan adamlar Allah Teala Kur'an'da onlar avukat yerdi deyipti. Ne bana düşünemez? Siz zihninizden ayet koyun ki. Allah avukatlan yaptı diye manada bu konuda. Yani Allah avukatke muhtajmaz ki kana ya'kulani ta'am. Yani bular avukat yerdi bular. İlah avukatke muhtajmaz ki degen matın turttu bitti. Doğru mu? Şunga urgu bir yaptı. Allah Teala. Bular ne yaptı? Kana ya'kulani ta'am. Ha, ne degen edisi? Bular ötken zamanda avukat yerdi. Hadır avukat yeme yaptı. Demek ölgen diye. Nimaga bunaqa chiqaryapti? G'ulom najosatni ustida o'lib qolgan g'ulom Iso deyishlik uchun avvalgi Isoni o'ldiga chiqarish uchun bu oyatdan shu ma'noni chiqaryapti. E'tibor beryapsizmi manipulyatsiyani? Endi kana ya'kulani ta'am o'tgan zamonda emas. Bu ham xato. Nimaga? Kana aslida noqis fe'l. İdi kelimesidir. O bir insan, bir Arap tilida muzari fiili bilen, mazi muzari fiili bilen kâne kelse adetini bildiradi. Mesela kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani yasumu fulan misal için. Falan künde Peygamber aleyhissalatu vesselam roza tutar ediler adetleri. Düşenbede mesela roza tutardılar. Degen gel. Lekin bunlar ötken zaman. Kani ötken zaman? Şunu bir soruyorlarca kani ya'kulan kelimesi kelesi zamanlı fiili. Akele ya'kulu ya'kulan. Yani iki kişi
nisbatan ishlatadi. Ya'kul kalimasi bu kelasi zaman, hodirga va kelasi zamonga ifoda qiladi. Kani nimaga kerak bo'lsa desa, bularni insoniy odati ovqat yerdi. Alloh taolo ovqatga muhtoj emaski degan dalil. Buni nima uchun keltirdim? Do'stim, Qodiyoniylar jamoati mana shunaqangi yolg'onchi jamoat. Atrofida aksariyati gul odamlar. Meni tahminim bo'yicha aksariyati pul uchun dinini sotgan odamlar. Chunki bularga pul beriladi. Bularni qo'llab-quvvatlayotganlariga bularga sistema qilinadi. Mana shu jihatdan ular hadis keltirsa, oyat keltirsa, ularni gapi olinmaydi. Nimaga? Xulosani ular beryapti-da. Mana bu oyatni o'qigandan keyin bu oyat Isoni xudo emasligiga dalil edi. Bular bu oyat Isoni o'lganiga dalil deyapti. Qur'on uni o'lganiga bu oyatni dalil qilayotgani yo'q. Bular chiqarib olyapti. Mana shunaqangi uslub bilan o'zlarining jamoatini qo'llaydi qodiyoniylar. Ustoz, menda ularda to'g'ri degan bir kichkinagina ham tushuncha yo'q, bilaman, ular 100% adashganini, 1% bir nimam yo'q. Faqat shu siz bilan hamma bahsini ko'rib chiqdim-da, sizga o'zicha hujjat keltirib boshqa qilganda o'ziga moslayaptilar hammasini. Shunda o'ylanib qoldim, agar Iso alayhissalom dajjolni o'ldirishi kerak, hadislarda yozilgan dajjol odam bolasi bo'ladi. Yahudiy xristianlar yer yuzida yo'q bo'lib ketadi, hammasi musulmon bo'lib ketadi. Shunga ham hujjat keltiradimi deb shu narsa xayolimga keluvdi. Hammasini ta'vil qiladi. Bularning maqomiga o'sha o'zlari tanlab olgan najosat ustida o'lib qolgan G'ulom Ahmad Qodiyoniyga to'g'ri kelmagan hamma narsani ta'vil qilishadi. Hamma narsani. Mahdi shu deyishadi. Iso shu deyishadi. Mahdi bilan Iso bitta odam deyishadi. Yuqoridagi hadisni keltirib. Undan tashqari to'qilgan hadislarni keltirishadi. Masalan, Iso bilan Musa vafot etgandan keyin undan keyingi odamlar to'g'ri yo'ldan adashib ketdi degan hadisni keltirishadi. O'sha hadisda Musa bor, Iso yo'q. Iso kalimasi ishlagan hadis munkar hadis. Ulamolar uni tanqid qilishgan. Shuni yo'q, bu sahih hadis. Mana Shayx Muhammad Sodiq keltirgan-ku deydi. Shayxni ham gapini olaveradi unaqa paytda. Lekin Shayx rahimahulloh Iso alayhissalom osmonda ekanligini, u kishi pastga, ya'ni yerga tushishlarini, Dajjolni o'ldirishini bir qancha joylarda aytganlar, hadislarni tarjimasini qilganlar, ularni olmaydi. Ya'ni bularni nima deyiladi? Xotibul layl deyiladi. Kechqurunda o'tin to'playotgan odamlar bular. Bularga o'tin kerak, ilonni ham olaveradi, ho'lni ham olaveradi, quruqni ham olaveradi. Muhimi o'tin kerak bularga. O'zlarini o'tinlari o'zlari bilan, buni bilmaydi lekin. Tushunarlimi? Keyin rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Keyin bularni jamoasi meni ko'rsa shaytonlab qolyapti. Shaytonlaydi-da. Chunki o'sha g'iyos degani sokin gaplashib turadi. Abror Muxtor Ali keldi desa boshlanadi baqir-chaqirni. Menga gap bermasga harakat qiladi, ustidan gapirishga harakat qiladi, gapni eshitmaslikka harakat qiladi. Bu o'zi bularni psixologik yutqizganligiga, bularni yolg'onini fosh bo'lib qolganligini bilgan odamni ko'rib jazavaga tushishadi. Nima deymiz endi? Alloh insob bersin. O'lmaslardan oldin tavba nasib qilsin. Islom ummati bularni kofir ekanligiga ittifoq qilgan. Kim Ahmadiy jamoasidanman desa, shar'iy fiqhga ko'ra ularga qiz berib bo'lmaydi. Ulardan qiz olib bo'lmaydi. Shu Ahmadiyman deyotgan odamlardan. Harom. Ularni so'ygan go'shti ham harom musulmonlar uchun. Ular ahli kitob emas-da. Shuning uchun ulardan musulmon jamiyat o'zini ogoh olish kerak. Ko'proq o'shda tarqalgan ekan Qirg'izistonda, o'zganda ham bor deyishdi shunaqa odamlar. Tanib qo'yinglar, oldi-berdi masalasida ehtiyotinglarni qilasizlar. Xo'p.